Yörük Kızının Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yöresel ismiyle Tokat Yoğurt Maç Pidesi tarifim var. Yağlı pide olarak da adlandırdığımız bu pidelerin fırından çıkmasıyla bitmesi bir olacak. Hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Kabımıza ben 5 su bardağı kadar unu eledim. Üzerine de 1 paket instant maya katıyorum. Mayayı şöyle unla beraber bir karıştıralım. Bir yemek kaşığı sıvı yağ gezdirelim. 2 tatlı kaşığı da tuz katalım. Ilık suyla hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ben hamurumuzu böyle 3-5 dakika kadar güzelce yoğurdum. Özlü güzel bir hamurumuz oldu. Şöyle hamur yoğurduğunuz elinize değil de temiz elinizle bastırdığınızda hamurunuz elinize yapışmamalı. Ben toplamda 3 su bardağından 2 parmak kadar eksik su kullandım. Ama her unun kıvam aldırması farklı oluyor. O yüzden suyu katarken kontrollü katmanızı öneririm. Hamurumuzun üzerine bir buzdolabı poşeti geçiriyorum. Sonra da üzerine örteceğim ve mayalandırmaya bırakacağım. Hamurun mayalanması ortamın ısısına göre mutlaka değişkenlik gösterecektir. Ama 30-40 dakika kadar bir mayalandırma sürecimiz olsun. Hamurumuzun mayası geldi. Oo, taşmış bile hamurumuz. Şöyle poşetini açalım. Hamurumuzun bir havasını alalım. Un serptiğimiz tezgaha hamurumuzu alalım. Biraz unla toparlayalım. Ve hamurumuzu bezelere ayıralım. Gördüğünüz gibi şöyle biraz büyükçe bezeler yapıyorum. Hamurumuz ele yapışan bir hamur. O yüzden unu bol kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun yaşanmaz un bol kullanmanızda. Büyük olan bezelerden de parçalar ayırdım. Bir beze daha oluşturacağım. Bir tane bezemizi aldım ve diğer bezelerimizi kurumaması için de üzerine örtüyorum. Bezemizden bir tanesini alıyorum. Şöyle üzerine hafifçe bastırıyorum. Gördüğünüz gibi burada 200-250 gram kadar tereyağı ve margarin karışımı var. İsterseniz sade tereyağı, isterseniz de sadece margarin de kullanabilirsiniz. Bu pidelerimizin özelliği bol yağlı olması. Gerçekten yağlı olmak zorunda. Biraz fazla oluyor ama inanılmaz derecede lezzetli oluyor. Elimize böyle birazcık yağ alıyoruz. Hamurumuza sürüyoruz. Ve katlayarak yoğuruyoruz. Her tarafına da yağ sürerek katlıyoruz. Bütün bezelerimize aynı işlemi yapıyoruz. Bu kat kat olmasını sağlıyor. Yağladığım bezeyi un serptiğim bir tepsiye katıyorum. Ve hemen diğer bezeye geçiyorum. Biraz yağ alıyorum, sürüyorum, katlıyorum. Sürüyorum, katlıyorum. Ve yine un serptiğim bir tepsiye alıyorum hepsini.
Bezelerimizin üzerini tekrar örtüyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Böyle 20 dakika kadar buzdolabında bekleteceğim ki yağlar donsun. Daha güzel, daha rahat açabilelim hamurumuzu. Bezelerimizi buzdolabından çıkardım. Gördüğünüz gibi buzdolabında da gayet güzel de mayalanmaya devam etmiş. Tezgahımıza un serptim yine ve bir tane bezemizi alıyorum. Diğerlerini tekrar üzerine örtüyorum, kurumasınlar. Üzerine un serpiyorum. Ve merdane ile açıyorum. Tezgahı bol unlayalım. Çünkü yapışacaktır tezgaha. Bu kadar açmamız yeterli. Ben iç harç olarak maydanozlu peynir kullanıyorum. Beyaz peynir tercih ettim. Yarısına harcımızı koyduk. Diğer yarısını da üzerine kapatıyoruz. Ve bastırıyoruz elimizle. Merdane ile de şöyle biraz daha açıyoruz. Gözleme gibi düşünebilirsiniz ama kesinlikle bir gözleme değil. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine alıyorum. Hemen diğer bezemizi de açıyorum. Önce üzerine biraz un katıyorum. Ve elimle birazcık açıyorum. Ardından da merdane ile büyütüyorum. Yağlı bir hamur olduğu için bol un açmamız gerekiyor. Yeteri kadar açtıktan sonra yarı yerini peynirli harcımızdan katıyorum. Ve diğer yarısını üzerine kapatıyorum. Elimle de bastırıyorum. Ve üzerinden de merdane ile gidiyorum. Pidelerimizin üzerine sürmek için bir adet yumurtanın içerisine 2 yemek kaşığı yoğurt kattım ve güzelce çırpıyorum. Ve bu karışımı pidelerimizin üzerine sürüyorum. Pidelerimizin üzerine de bir bıçak yardımıyla çizgiler atıyoruz. Şeklini istediğiniz gibi verebilirsiniz. Kesmiyoruz bu arada, sadece bastırarak şekil veriyoruz. Ve pidelerimizi önceden ısıttığımız 200 derecedeki fırına veriyoruz.
Yağlı pidelerimizin 4 tanesini ben fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi böyle de sunuma hazırladım. Yaklaşık 30-35 dakikada pişti benim fırınımda. Şöyle sizlere göstereyim. Gerçekten şahane pideler. Değişik bir lezzet istiyorsanız mutlaka bu yağlı pideleri yapmalısınız. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.